Biz ekmeği dolarla mı alıyoruz, TL'li alıyoruz lan? Bildiğimiz gibi dolar son günlerde 7 liraya aştı. Doların fiyatı arttıkça Türkiye'deki bütün her şeyin fiyatı da artıyor otomatikman. Yani geçtiğimiz haftalarda da dolar en son 5 liraydı. Yani yaklaşık 2-3 hafta önce dolar 5 liraya geçmişti. Şu anda 7 liraya aşkın bir fiyatı var. Ve size şöyle söyleyeyim. 2 hafta önce dolar 5 lira geçtiğinde dolar herhalde de trend olmuştu. 5 lira oldu. Tamam, gayet haftada 2 sent, 3 sent falan oynuyordu yine. Tamam, yine artıyordu. Fakat dolar 5.5 olduktan sonra yaklaşık 3-4 gün önce 5.5'tan direkt 6 liraya fırladı ve o gün içerisinde 6-8'i gördü. Yani dolar 6,8 TL oldu 1 dolar. Bakın şu anda da dolar 7 liraya aşkın durumda. 7 liraya geçti ve herkes evinizdeki bütün dolarları bozdurun, Türkiye'ye bilmem ne destek çıkın. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Enflasyona bağlı. Yani Türk parası değerlendirmeye bakıyorlar da öyle bir şey yok. Bir de dolar yükseldikçe de YouTuber'lara laf atmaya başladılar. İşte dolar yükseldi amına koyayım, YouTuber'ların kazancı falan arttı. Evet arttı, yanlış değil. YouTuber'lar çok kazanıyor. Hadi lan oradan. Tamam, bizim kazancımız artmış olabilir, tamam. Bunda bir şey yok, tamam mı? YouTuber'ların kazancı fırlıyor. Ama aldığımız kazançla Türkiye'de verdiğimiz para da eşit oluyor. Yani dolar 5 liraysa ekmek 1,5, dolar 7 liraysa ekmek 2,5, 3 lira gibi olacak şimdi yani. Öyle söyleyeyim size. Ne kadar çok para alırsak o kadar da çok para harcıyoruz şu anda. Yani öyle söyleyeyim sizlere. YouTuber'ların kazancı evet artmış olabilir. Çünkü YouTube'un algoritması dolarıyla çalışıyor, yani TL'de bir şey yok. Dolar yükselince otomatikman bizim de kazancımız fırladığı için birçok insan buna takılmış. Şöyle anlatmaya çalışayım sizlere bir de. Dolar 3 lirayken nasıl ekmek 50 kuruşsa, yani 50-75 kuruşsa, 2 hafta önce dolar 5 liraydı. Ekmek de 1-1250 bir şey yani ekmekte. Şu an dolar 7 liraysa ekmeğin fiyatı da şu an 2 liraya görür. Öyle söyleyeyim size. Dolar ne kadar çok artarsa o kadar çok bizim zararımız artar. Ve Türkiye'nin, ya ülkenin gidişatı hiç iyi değil şu an, öyle söyleyeyim size. Ülkenin iç gidişatı iyi değil, öyle söyleyeyim. Yani millet sana ki işte şeyler var bak. Şu akılla bak. İşte dolar artsın bana ne, biz ekmeği TL'li alıyoruz bana ne falan. Ya kardeşim tamam, ekmeği TL'li almış olabilirsin. Dolar arttıkça TL'nin değeri düşüyor. Bunu anlamıyor bunlar. Ya dolar fırladıkça ekmek fiyatı da otomatikman böyle yükseliyor. Yükselişe geçiyor. Ve ne oluyor? Senin dolar arttıkça da senin zararın daha çok artıyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani daha fazla laf yapmaya gerek yok. YouTuber'lar bu arada çok kazanıyor. Aylık gelirimiz 5 milyon 6 milyon dolar arkadaşlar. 5 milyon 6 milyon dolar alıyorum. Ben yaşadığım evi görüyorsunuz. Çok güzel bir evde yaşıyorum. Ve buradan annem geçti. Neyse, dediğim gibi dolar yükseldi, YouTuber'ların kazançları fırladı. Ülkedeki her şeyin fiyatı 2 katına çıktı. 10 liralık şeyler 15 lira oldu. 1 liralık şeyler 3 lira oldu. Ve böyle de yükselmeye devam ediyor bu böyle arkadaşlar. Bazıları işte anlamadığım şey, tek şey şu. Biz ekmeği TL'de alıyoruz. İşte biz şunu TL'de alıyoruz. Tamam, sen TL'de alıyorsun da dolar yükseldikçe TL yani açık açık yerin amına giriyor, öyle söyleyeyim size. Dolar tavana vuruyor, TL yerin amına giriyor, öyle söyleyeyim yani. Neyse gençler, evet kısa bir video oldu. Videoma like, yorum atmayı unutmayın. Daha çok böyle bir video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yılbaşına kadar dolar 20 lira kardeşim. Görüşmek üzere.